Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 aylık bebek yatağında ölü bulundu. İddiaya göre Suriye uyruklu Meyade Sabba emzirmek için odaya girdiğinde çocuğunun nefes almadığını fark etti. Komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle savcılık soruşturma başlattı. Tartıştığı iş yeri sahibine kurşun yağdırdı. Olay Osman Gazi ilçesine bağlı Beşyol mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kiracı kişi 3 aydır ödeme yapmaması nedeniyle kendisiyle tartışan iş yeri sahibini silahla vurdu. Bacağına 4 kurşun isabet eden iş yeri sahibi yaralanırken zanlı olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken zanlı polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da bir restoranda yangın tüpü patladı. Olay Osman Gazi ilçesinde bulunan bir restoranda iftar saatinde meydana geldi. Fazla ısıdan etkilenen yangın tüpü şiddetli bir şekilde patladı. Kafasına yangın tüpü düşen bir çalışan ağır yaralanırken restoranda yemek yiyen müşteriler kısa süreli panik yaşadı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de inceleme başlattı. Piyasa değeri 200 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imal ve madde ticareti yapan şüpheli şahısların İnegöl ilçesi Çeltikçi mahallesinde bir evde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler çanta içerisine gizlenmiş 7 ayrı vakumlu paket içerisinde satışa hazır piyasa değeri 200 bin olan 5 kilogram Selvia isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Satış esnasında kullanılan sarım makinesi ve çok miktarda filtreli sigara kağıdının da ele geçirildiği operasyonda uyuşturucu trafiğinin kilit ismi de yakalandı. AK Parti Bursa İl Teşkilatı geleneksel iftar sofrasında buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftara AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve 3000'i aşkın teşkilat mensubu katıldı. Biz bu samimiyet ve gayretle birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız sürece hem Bursa'mız hem de Türkiye'miz çok daha güzel olacak inşallah. Batı Trakya'da, Bulgaristan'da, Kosova'da, Makedonya'da, Bosna Hersek'te ve Gürcistan'da erzaklar dağıttık. Ülke olarak daha fazla imkanlara sahibiz ama oradaki kardeşlerimizin de bu mutluluğuna ortak olmak, onlarla bu sofraları paylaşmak bizim için büyük bir kıvanç. İftarda birlik mesajı verildi. Türkiye'nin içerisinden geçtiği konjonktür ve etrafımızda şekillenen hadiselere baktığımız zaman gerçekten önemli bir sürece doğru yol alıyoruz. Biz güçlü olmak zorundayız. Bursa'da serbest muhasebeciler ve mali müşavirler odasında seçim heyecanı sona erdi. 5021 üyesi olan odada 3100 üye oy kullandı. İki dönemdir başkanlık yapan Ahmet Hikmet Sönmez'in aday olmadığı seçimde Çağdaş Muhasebecilerin Başkan Adayı Doğan Yılmaz'sa Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkan Adayı Asım Karaman yarıştı. Yapılan sayımda Çağdaş Muhasebecilerin Başkan Adayı Doğan Yılmaz 1660 oy alarak 1383 oy alan rakibi Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkan Adayı Asım Karaman'ı geride bıraktı. Bursa Çağdaş Muhasebeciler grubunu temsilen ben ve arkadaşlarım aday olduk. Bir yıldır yaklaşık bir seçim çalışması yürütüyoruz. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Eskin, annesi öldükten sonra hayatına serebral palsi hastası kardeşini adayan Tuğçe Çakır'ı ve kardeşi Tufan Çakır'ı ziyaret etti. Daha çok önem vurguladım, hani Allah sevgisini. 13 yaşındayken kardeşine bakmaya başlayan Tuğçe Çakır'ın hayat hikayesinden etkilenen Eskin, Tufan Çakır'ın durumuyla da yakından ilgilendi. Zaten omuz da var. Tufan Çakır'ın gerekli tedavilerin yapılması için destek sözü veren Eskin, süreci yakından takip edeceğini belirtti.
Bursa'nın tarihi sokaklarında yaşayan vatandaşları Aygün Şengün sahura kaldırıyor. Bursa'da kadın davulcu olarak tek olduğunu söyleyen Aygün, 5 yıldır her zaman Ramazan ayında davulculuk yapıyor. Bu sene de yapıyoruz. Bu seneyle beraber 5 sene oldu. Sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldıran genç kızı görenler ilk etapta şaşırsa da zamanla alışmış. Peki herhangi böyle gece sizi rahatsız eden oluyor mu bu iş yaparken? Yok, olmuyor.